Merhaba sevgili izleyiciler. 8 Kasım 2018'de büyük benefik, şans, bolluk, bereket gezegenimiz Jüpiter Akrep burcundan ayrılıp Yay burcuna geçecek ve 2 Aralık 2019'a kadar da Yay burcunda transit yapacak. Evet, 12 yılda bir Jüpiter Yay burcuna geçiş yapar. Kendi burcudur, kendi evidir. Dolayısıyla da Jüpiter'in kendini en rahat hissedeceği, enerjisini en yoğun ve güçlü bir şekilde ortaya çıkarabileceği bir transit yaşayacağız. Tabii ki hepimiz belli oranlarda Jüpiter'in bu güçlü transitinden önemli etkiler alacağız. Şimdi genel olarak kolektifte Jüpiter Yay'da nasıl etkiler yapar ve bireysel olarak bize ne gibi etkiler yapar? Bunlardan bahsedelim. Öncelikle bir önceki Jüpiter transiti Yay'da ne zaman olmuştu onu hatırlayalım. Kasım sonlarında, 2006 Kasım sonlarında geçiş yapmıştı ve 2007 aralığına kadar Jüpiter Yay burcundaydı. O süreci bir göz önüne getirin. Acaba hayatınızda ne gibi olaylar vardı, neler yaşamıştınız? Tamamen aynı olmamakla birlikte Jüpiter aynı noktalara biraz daha temas edecek diyebiliriz önümüzdeki yıl. Şimdi Yay burcu geniş ufuklarla alakalıdır. Yani her türlü zihinsel süreçler, kültürler, yabancı kültürler, akademik konular, eğitim, hukuksal konular, adalet, yargı mekanizmaları, uluslararası ilişkiler, seyahatler, din, inançlar, maneviyat gibi konular, ahlak, hak, hukuk gibi kavramlar, sosyal vicdan, bunlar Jüpiter'le temsil edilir. Şimdi Jüpiter Yay burcundayken demek ki o büyütücü, genişletici, verimli enerjisini kolektifte bu alanlara daha fazla yönlendirecek. Biraz daha inanç ve maneviyat konularında arayışlarımız olabilir. Hukuksal konularda, hak, hukuk, adalet, eşitlik gibi konularda Jüpiter beklentilerimizi arttıracak ve belki buralardaki bazı sorunları, eksikleri çözmek için de bize imkanlar sunacak. Biliyorsunuz 2015-17 arasındaki o Satürn Yay transitinde aslında Satürn'ün bir şekilde karşımıza çıkardığı tüm sorun teşkil eden ve bizi bir şekilde yüzleştirdiği konularla şimdi Jüpiter aslında onları iyileştirme adına ve belki daha iyi şartlar oluşturma adına yeni imkanlar verecek bize, yeni olasılıklar sunacak ya da bizim farkındalığımızı bu oranda arttıracak. İnançlar dedik, din dedik, maneviyat dedik, tabii ki eğitim ve kültürel faaliyetler. Akademik konular için güzel bir yerleşimdir Jüpiter'in Yay burcundaki hareketi. Birçok insan için önemli şanslar getirebilir burada. İstediğimiz eğitimleri alma, akademik alanda ilerleme, bazı konularda şanslar, fırsatlarla karşılaşma ve tabii ki yurt dışı, her türlü yabancı kültür ve uluslararası iş, bunlar eğitimle bağlantılı olabilir, ticari konular olabilir veya direkt seyahatler, geziler olabilir ya da tamamen maneviyat amaçlı, din amaçlı yapılan geziler, seyahatler olabilir. Tüm bunlarda böyle ufkumuzu biraz daha geliştirecek, imkanlarımızı arttıracak. Yayıncılık, medya işleri, basın işleri, örneğin kitap yazmak, yayınlamak, basmak veya her türlü kolektife ait yayıncılık işleriyle ilgili konulara da Jüpiter burada vurgular yapacak. Bizim hukuksal konulardaki arayışlarımız artacak. Adaleti daha fazla sorgulayacağız, adalet isteyeceğiz ve hukuksal alanda sorunları belki çözüme kavuşturmak için de bazı fırsatları, şansları verecek bize. Yüksek öğrenim deyince akademisyenler, her türlü öğretim görevlisi, hukukçular, avukatlar, yargıçlar, burada savcılar, yine din adamları, bazı konularda bize herhangi bir konuda yol gösteren, guruluk yapan, kültürlü, eğitimli kişiler. Tüm bunlar aslında Jüpiter Yay'dayken biraz daha böyle toplum önünde de göz önünde olabilir. Şimdi Jüpiter transit ettiği alana bir genişleme imkanı sunar, büyüme imkanı sunar. Oralardaki sorunları çözme imkanları sunar. Ve şanslarla karşılaştırır. Evet, Jüpiter şans gezegenidir. Çoğu zaman hani fazla yorulmadan, fazla çaba göstermeden dışarıdan gelecek şanslarla karşılaşırız Jüpiter transitlerinde. Demek ki bu bahsettiğimiz konularda bu şansları
kişisel ve toplumsal hayatlarımızda daha fazla deneyimleyebileceğiz bu dönemde. Ülkemizin haritasında Yay burcu 6. evi yönetir ve Jüpiter burada transit yapacak. 6. ev kamuya ait alanlar, kamuda çalışan kişiler, hizmetliler, işçiler, memurlar, her türlü güvenlik görevlileri, polis, jandarma, asker, ordumuz 6. evimizle ilgilidir. Aynı zamanda toplum sağlığı, genel sağlığımız, hijyen gibi konular ve sağlık çalışanları yine 6. evle alakalıdır. Jüpiter bu transitinde bir büyüteç etkisiyle beraber tüm bu konuları ülke genelinde biraz büyütecek. Yani ülkemiz ordusu, askeri, güvenlik görevlileri, buralarda bir büyüme olabilir. Kamuyla alakalı alanlarda, kamu çalışanlarında yine Jüpiter etkisi zaman zaman bazı sorunları çözme konusunda iyileştirmeler yapabilir. Ama bir yandan da Jüpiter'in şunu unutmayın, şöyle de bir etkisi vardır. Büyüten bir gezegen dedik. Bazı sorunları da büyütebilir. Yani var olan sorunları belki daha fazla büyütebilir, daha fazla görünür hale getirebilir. Ta ki onları fark edip çözene kadar. Ama her durumda Jüpiter'in o iyici enerjisi, çünkü Yay burcunda çok güçlüdür, sorunlu değildir burada, zayıf da değildir, güçlü bir Jüpiter. Dolayısıyla yararlı enerjilerini, o şifa veren, çözüm üreten, şans getiren, fırsatlarla karşılaştıran yararlı enerjilerini Yay burcuna daha fazla deneyimleyeceğiz. Dolayısıyla 6. ev alanımızda ülke olarak bu konuları daha yoğun deneyimleyebiliriz. Askerlikle ilgili, orduyla ilgili, güvenlik görevlileriyle ilgili, polislerle ilgili buralarda bazı iyileştirmeler olabileceği gibi bu kurumlarda bir genişleme, büyüme ve daha özgüvenin yükselmesi, şartların iyileşmesi gibi durumlar da yine gündemde olabilir. Şimdi ilk önce tabii ki Yay burçları, güneşi yay olan Yay burçları için önemli bir transit sevgili yaylar. Bununla beraber diğer ateş burçları, aslan burçları, koç burçlarına da çok güzel üçgen bir açı yapacak bu 1 yıllık 13 aylık süreç içerisinde Jüpiter. Onlar da önemli desteklerle karşılaşabilirler. 2019 onlar için çok özel, güzel bir yıl olabilir. Bunun dışında hava grubu burçlar için ikizler, terazi ve kova burçları için de güzel destekleri var. Onlar da dost bir burç olan yaydaki Jüpiter'den önemli destekler alabilirler. Diğer burç grupları, özellikle değişken burçların biraz Jüpiter'in o büyütücü ve abartıcı etkisine dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü Jüpiter büyütür dedik ya, hani egoyu da büyütür, özgüveni de arttırır, cesareti de arttırır ki bunu Yay burcunda çok güçlü bir şekilde yapar. Yani egosal durumlara dikkat etmek gerekiyor. Özgüveni iyi, güçlü olması iyidir ama aşırı özgüven bizi bazen gereksiz risklere sokabilir. İşte buna da dikkat etmek gerekiyor. Bunu ikizler burçları daha yoğun hissedebilirler. İşte yay burçları buna dikkat etmesi gerekiyor. Balık burçları, başak burçları biraz Jüpiter'in bu transitinde bu durumlara, hani o aşırılıklara hayatlarında dikkat etmeleri gerekiyor. Ülkemiz içerisinde de şimdi 6. evde bir Jüpiter geçişi dedik. Evet, özgüvenimizi arttırabilir. Askeri anlamda özgüvenimizi arttırabilir. Askeri anlamda gücümüzü arttırabilir. Ama biraz da burada bazen bizi gereksiz risklere de sokabilir. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Özellikle o Jüpiter'in Balık burcundaki Neptün'le zıt açılar yapacağı 2019'un belli dönemlerinde, belli aylarında bu etkileri biraz daha hissedebiliriz. Yani o aşırı özgüven, aşırı cesaret, Neptün'ün o belirsiz ve biraz hayalci etkisiyle bizi gereksiz risklere sokabilir. Biraz bilinmezlik ortaya çıkarabilir. Bunlara çok dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Kısaca burçlara değinirsek, evet, koç burçları, sevgili koçlar, Jüpiter 9. evinizde olacak. Kendi evinde süper bir güçte Jüpiter var. Akademik konularda çok şanslısınız. Amaçlarınız varsa, hedeflerinize ulaşmak için 2019 süper bir yıl olabilir sizin için. Doğum haritanızda destekliyorsa tabii ki. Yurt dışına çıkmak istiyorsunuz. Yurt dışı ile ilgili hedefleriniz var. Yine 2019 bunun için harika bir yıl olabilir. Her türlü yayıncılık, medya ile basınla ilgili işler. Hukuksal işlerinizde başarılar var. Sorunlarınız varsa bunları daha rahat çözebilirsiniz. 2019 en şanslı yıllarınızdan biri olabilir. Bakın, Jüpiter desteği, kocaman Jüpiter desteği sizinle olacak. Lütfen doğum haritanızın detaylarına dikkat edin. Özellikle yükselen koçlar,
Güneşli Koçlu olanlar ve doğum haritasında Venüs'ü Jüpiter'i. Koç, Aslan, Yay gibi ateş burçlarında olanlar için mükemmel bir yıl olabilir. Evet sevgili boğalar, Jüpiter bu yıl sizin finans evlerinizi etkiliyor. Özellikle dışarıdan gelecek kaynaklar konusunda. Bu eşinizin kaynaklarında artış olabilir. Yani eşten bir destek olabilir, bir işbirliği olabilir, prim, sigorta gibi konular olabilir. Kredi konularında şanslısınız, var olan borçlarınızı ödeme konusunda şanslısınız. İkramiye gibi konularda bu yıl daha bir şanslısınız veya miras, nafaka, tazminat gibi sorunlarınız varsa işte bunları da elde etme konusunda bu yıl daha şanslısınız. Psikolojik anlamda veya fiziksel anlamda bir sağlık sorunu varsa bunları da bu yıl daha rahat çözüme kavuşturabilirsiniz. Evet sevgili ikizler, sizin 7. evinizde bir Jüpiter var. Evlilik için muhteşem bir yıl. İşbirlikleri için de şanslar verebilir. Ama dönem dönem Balık burcundaki Neptün'le o Jüpiter'in zıt açıları olacak. Biraz işte orada gerçeklerden ayrılmamaya dikkat edin. Gereksiz riskler almamaya dikkat edin. Biraz egoya dikkat edin. Bu süreçte aşırı özgüven bazen sizi biraz gereksiz hayallerin peşinden de sürükleyebilir. Doğum haritanızın burada detayları önemli. Özellikle hava grubu, ateş burçlarında kişisel gezegenleriniz varsa daha olumlu etkiler var. Ama değişkenlerde daha fazla gezegen yerleşiminiz varsa biraz riskli de olabilir zaman zaman bu geçiş. Sevgili yengeçler, evet iş hayatınızla ilgili iyileşmeler olabilir. İş ve mesleki konularda gelişmeler var. İş seyahatleri, yurt dışı bağlantıları, işle ilgili eğitimler olabilir. İş şartlarınız ve çalışma koşullarınızda gelişmeler olabilir. Daha fazla destek alabilirsiniz etrafınızdan. Sağlık konularında güzel etkiler var. Jüpiter sayesinde iyileşmeler olabilir. Evcil hayvan edinmek için iyi bir yıldasınız. Bunlar tabii ki hep kişisel haritalarınızın detaylarına göre değişebilecek etkiler. Sevgili yengeçler, özellikle bir aslan burcunda, bir kova burcunda ya da bir koç burcunda bir Venüs'ünüz, Jüpiter'iniz varsa sizin için çok çok güzel etkiler altında olabileceğinizi söyleyebilirim. Sevgili aslanlar, evet en şanslı burçlardan biri de sizsiniz bu yıl. Ne zamana kadar? 8 Kasım 2018'den 2 Aralık 2019'a kadar Jüpiter'in muhteşem desteği sizinle olacak. 5. evinizde aşk yılı, kalbiniz boşsa aşık olabilirsiniz. Süre gelen ilişkilerinizde daha güzel gelişmeler olabilir. Çocuk sahibi olabilirsiniz. Evet, çocuk istiyorsanız bu yıl süper bir yıl olabilir sizin için. Şanslısınız. Yani bu şans maddi manevi hayatınızın her alanında gelebilir size. Bu konuda da zaman zaman tabii ki şansınızı deneyebilirsiniz. Özellikle doğum haritanızda yükselen aslanlar, güneş burcu aslan olanlar, kova burcunda, terazi burcunda ya da bir aslan burcunda, Aslan burcunda Jüpiter, Venüs gibi böyle ay gibi hani kişisel gezegenleriniz varsa bu bahsettiğim etkileri çok yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. Sevgili Başaklar, evet Jüpiter etkisi 4. evinizde olacak. Ev yuva kavramlarında bir büyüme enerjisi var, bir ilerleme var. Emlak almak, ev almak, evinizi büyütmek gibi konular söz konusu olabilir. Emlaktan gelir olabilir. Ailevi konularda iyileşmeler olabilir. Aileniz büyüyebilir. Aile büyümesi için tabii ki bu çocuk sahibi olmayı da destekliyor. Çünkü çocuğunuz olunca da aile büyüyor. Bunun gibi etkiler olabilir. Ama doğum haritanızda özellikle tabii ki detaylar önemli. Yükselen Başaklar, bir Koç burcunda ya da bir Aslan burcunda özellikle kişisel gezegenleriniz varsa bu bahsettiğim olumlu etkileri daha yoğun hissedebilirsiniz. Evet sevgili Teraziler, Jüpiter 3. evinizde. Bol bol seyahat var bu yıl. Evet, çok geziyorsunuz. Eğitimle ilgili güzel etkiler var. Yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Bir eğitime başlayabilirsiniz. Dil öğrenebilirsiniz. Kardeşlerinizin hayatında güzel gelişmeler olabilir. Şanslısınız. Tabii yaşınıza göre değişebilir. Bazı genç yaştaki terazilerin kardeşi de olabilir. Veya daha olgun yaşta bir teraziyseniz kardeşiniz evlenebilir. Kardeşinizin çocuğu olabilir. Bunun gibi yani güzel etkiler var burada. Evet, özellikle sevgili teraziler, Venüs'ünüz, Jüpiter'iniz şöyle bir aslandaysa, terazideyse, yay burcundaysa muhteşem bir etki var. 2019 en şanslı yıllarınızdan biri olabilir. Doğum haritanızın detaylı incelenmesi tabii ki burada önemli. Evet, sevgili akrepler, bu yıl Jüpiter ise para konularında gülüyor. Parasal kaynaklarınızı arttırıyor. Bütçenizi biraz rahatlatacak, cebinizi biraz genişletebilir.
Bunun için özel fırsatlar çıkarabilir hayatınıza. 2019 bu anlamda parasal konularda iyi değerlendirebileceğiniz bir yıl. Kaynaklarınızı da iyi yatırımlara özellikle yönlendirebilirseniz güzel kazançlar elde edebilirsiniz. İşiniz yoksa bir işiniz olabilir, gelirleriniz olabilir, düzenli geliriniz olabilir sevgili akrepler. Özellikle yine Koç burcunda, Aslan burcunda ya da bir Terazi burcunda yerleşiminiz varsa, kişisel bir gezegeniniz, Venüs, Jüpiter gibi iyicil bir gezegeniniz varsa, Jüpiter transiti bu anlamda para konularında sizi çok çok daha destekleyecektir. Sevgili yaylar, Jüpiter bu yıl sizin burcunuzda, evet, güneş burcunuz veya yükselen burcunuz yaysa en şanslı burç sizsiniz. Çünkü Jüpiter'in o desteği yıl boyunca Aralık 2019'a kadar sizinle olacak. Hayatınızın birçok alanında, her alanında bazı gelişme, büyüme fırsatlarıyla ve dışarıdan gelebilecek önemli şanslarla karşılaşabilirsiniz. Tabii kişisel anlamda, maneviyat anlamda, ruhsallıkla ilgili, farkındalıkla da ilgili Jüpiter'in burada size önemli katkıları olabilir. Kültürel olarak da ciddi gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle yurt dışı bağlantılı konular, akademik konular, hukuksal konular, yani Jüpiter'in temsil ettiği alanlarda hayatınızda önemli katkılar, değişimler olabilir. Doğum haritanızın yapıları burada çok önemli. Doğum haritanızda özellikle ateş burçlarında ve hava burçlarında kişisel gezegenleriniz varsa ve Jüpiter'iniz bu burçlardan birindeyse, bu bahsettiğim etkileri çok daha yoğun bir şekilde, güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. O nedenle bu yılın genelinde aslında Jüpiter'in bu faydasından, bu fırsatlarından nasıl yararlanabileceğinizi daha iyi anlayabilmek için doğum haritanızı inceletmenizi öneririm. Evet sevgili oğlaklar, Jüpiter 12. evinizde olacak bir yıl boyunca. 12. evdeki bir Jüpiter genel anlamda koruyucu bir etki verir ve manevi anlamda çok güçlendirir sizi. Çoğu zaman siz fark etmeseniz de çevrenizde böyle maddi manevi sizi koruyan, destek olan bazı kişiler olabilir ya da bunun gibi etkiler altında olabilirsiniz. Ruhsal anlamda gelişim fırsatları çok fazla var ya da herhangi bir konuda özellikle şifa çalışmaları olabilir, arınma çalışmaları olabilir ya da kendinizle ilgili yapmak istediğiniz bazı özel çalışmalar olabilir. Tüm bunlara daha rahat zaman ayırabilirsiniz. Ve önemli gelişmelerle de karşılaşabilirsiniz. Sevgili kovalar, Jüpiter yay burcunda sizin için yine destekleyen dost bir evde olacak. 11. ev şans evinizde olacak. Hayallerinize odaklanın, dileklerinize, projelerinize, gelecekle ilgili yapmak istediğiniz konulara odaklanın. Tüm bunlarda Jüpiter'in o muhteşem şansı sizinle olacak. Arkadaş çevreniz, genel çevreniz gelişiyor, büyüyor. Farklı insanlarla tanışıyorsunuz. Bunların birçoğu yabancı kültürden de olabilir. Değişik projeler olabilir. Çalışmalarınızdan gelecek maddi manevi başarıların, getirilerin de son derece güzel olabileceği bir yıldasınız sevgili kovalar. Doğum haritanızda destekliyorsa özellikle bu etkileri unutmayın. Bir yıl boyunca Jüpiter size sunabilir. Aslan burcunda, Terazi burcunda ya da bir Koç burcunda. Özellikle bir Venüs'ünüz varsa, Jüpiter'iniz varsa bu bahsettiğim etkileri güçlü bir şekilde alabilirsiniz. Ve sevgili balıklar, evet Jüpiter sizin kariyer evinizde. Tabii ki kariyer evinden geçen bir Jüpiter kariyerde toplum önündeki statünüzde bir gelişme ve büyüme imkanı verebilir size. Terfi edebilirsiniz, işe girebilirsiniz. Ama bir şeye dikkat edin çünkü burcunuzdaki Neptün zaman zaman 2019'da açı yapacak Jüpiter'le. Bu da biraz böyle gereksiz özgüven yapabilir ya da bazen çok idealist ve hayalci tavırlar içerisine sizi sokabilir. Gereksiz riskler de aldırabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Doğum haritalarınızda, hava grubunda, ateş grubunda gezegen yerleşimleriniz varsa Jüpiter daha olumlu olacaktır. Yani o bahsettiğim olumsuz enerjileri almazsınız. Daha olumlu enerjiler altında olacaksınız. Fırsatları arttırabilir. Yani kariyer alanında bu dönemde ve üstlerden gelecek, otoriteden gelecek destekler konusunda fırsatları hayatınızda arttırabilir sevgili balıklar Jüpiter. Tabii ki doğum haritanızın detayları önemli. Özellikle önemli kararlar alacağınız zamanlarda mutlaka doğum haritanıza bakmanızı, incelemenizi veya destek almanızı öneririm. Evet,
Bunlar çok genel etkiler tabii ki. Yükselen burçlarınıza göre özellikle takip etmenizi öneririm. Tekrar söylüyorum, 8 Kasım'da Jüpiter Yay burcuna geçiyor ve 2 Aralık 2019'a kadar yaklaşık 13 ay boyunca Jüpiter Yay burcunda hareketini sürdürecek. Hoşça kalın.